di-di-dum. Ba 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 di-di-dum. Herkes fikrini söylesin, bizim ekip derlesin. Çıkan şarkı herkesin, sosyal müzik yapıyoruz. Ba 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 di-di-dum. Ba 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 di-di-dum. Bazen canlı yayında, online buluşmalarda, yüz yüze yeniden yakında, sosyal müzik yapıyoruz. Şarkıdır grubun sesi, yeni iletişim yöntemi, kolektif müzik hem de sosyal ortam herkese. Sosyal müzik yapıyoruz, beraber. Sosyal müzik yapıyoruz, bir konuda. Sosyal müzik yapıyoruz, seni bir var. Sosyal müzik yapıyoruz. 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 Efendim, günaydın. Bugün 10 Ocak. Pazar. Dedik ki bu sabah sevgili seyircilerimize müzik ruhun gıdasıdır diyelim ve sosyal müzik atölyesiyle onları tanıştıralım, buluşturalım sevgili seyircilerimiz. Evet, son günlerde hepimiz malumunuz evdeyiz. Son günler derken şu son bir aydır sokağa çıkma yasağı 50 küsür saat devam ediyor. Erken uyandıysanız, şöyle müzik ruhun gıdasıdır diyorsanız, kahvaltı masasına oturduysanız, efendim ilk bölümde konuğum sosyal müzik yapıyoruz grubu, hemen Instagram'a giriyorsunuz ve hesaptan canlı yayında sizler de bu müziğe iştirak ediyorsunuz. Çünkü burada çok az bilinen bir şey yapacağız. Doğaçlama müzik. Ben çok konuşmayayım. Önce hoş geldiniz demem gerekiyor. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şahanesiniz. Bana nasıl iyi geldiniz biliyor musunuz? Evet, sağlık konuşuyorum hep ama sağlığı bir de böyle konuşacağız. Çünkü müziğin hakikaten ruha ciddi ya, şekilde faydası var. Sırf ruha değil, her şeye faydası var. Evet, şimdi Eren Tokgöz. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emre Çakar, merhaba. Elif Öztürk hanımefendi, Nur Dilara Gül. Evet. Nasılsınız? İyi, süperiz oğlum. Canlı yayını açtık mı? Canlı yayını açtık. Açtık, görüyoruz. Evet, şu an yayına katılıyorsunuz. Evet. Ne yapacağız? Eren Bey, sizden başlayalım. Ne yapacaklar? Bir mantığını anlatalım mı? Aynen. Ben şimdi... dün gece izledim bu arada. Katıldım da evden. Süper. Ya, evet. Gördüm sizi. Ben gördüm. O zaman sizin sözleri de şarkıya koyacağız demek ki. Evet. Tabii. Ben şimdi ne sözler söyleyeceğim ayol? Tamam, çok iyi. Şimdi yaptığımız şu. Dün akşam mesela konumuz SMA'ydı. Her hafta, evet. İki haftada bir daha doğrusu bir konumuz oluyor. Ve canlı yayında insanlara soruyoruz. Mesela işte korona bittikten sonra ne yapacaksın? Sorulardan biri buydu. Veya neler vardı başka sorularımız? Annenin süper gücü olsa ne olurdu mesela? Evet. Gibi. Kimse yargılamasa ne yapardın? Aynen. Kimse seni yargılamasa ne yapardın? Korona bittikten, evet, sonra ne yapacaksın? Aynen. Onun gibi. Yani onun cevaplarını yazıyor insanlar canlı yayında. Biz de o anda şarkıya çeviriyoruz. Evet. Ve sonrasında da bu sözleri toplayıp bir müzik prodüksiyonu yapıyoruz ve klip çekiyoruz. Şu an yaptınız, ben de mı katıldım? Meral Karadağ Instagram hesabında. Değil mi? Evet, şahane, doğru. Böyle çift yayın yapıyoruz. Şu anda. Evet, canlı. Yöneticilerin söyleyin, korsan bir yayın değil efendim. Sizden çıkıyor, sonra bizden çıkıyor. Hep beraber. Şimdi Dilara, sen normalde oyuncusun değil mi? Evet evet, tiyatrocuyum ben normalde. Aile Algan'ın okulunda İstanbul Drama Sanat Akademisi'nde de öğretmenim. Drama, evet, öğretmeniyim aslında. Konservatuvarmış şu kentenin son öğrencilerindenim. Evet. O yüzden benim için çok önemli bir şey. Emre ve Eren'le tanıştık. Elif'le çok eski arkadaşız. Evet, bu fikir nasıl, evet, çıktı, evet, ya? Çok enteresan. Dünyada var mesela bunun örneği. Var mı? Yok. Yok. Hiç mi? Bildiğimiz kadarıyla yok. Evet. Yani bildiğimiz kadarıyla biz... Yani bu yapmaya başladıktan sonra araştırdık var mı diye, bulamadık. Benzeri. Şimdi mevzu karışık, pratikle anlayacaklar. O, evet, nedenle, evet, canlı, hı-hı, yayın yapıyoruz sosyal medyamızdan. Aynen bizlerde. Öyle. Sizden bana iyi takipçi gelir. Sizden de bize takip et artık. Ya ondan açtım. Sevgili Elif, müzisyenler pandemi döneminde ne yapıyorlar? Ben biliyorum, çok zor şartlarda. Çünkü konserleriniz, biliyorum ben, sahne alıyorsunuz grup olarak normal, evet, şartlarda. Ama ben müzisyenler onlar. İkisi. Biz Dilara'yla tiyatrocuyuz. Ben aynı zamanda senaristim. Ama sahnedesiniz sonuçta. Hı-hı. Bugün tiyatrolar
tüm sahneler değil mi? Evet. Eğlence hayatı her yer kapalı 9 aydır. Maalesef peyderpey açıldı. Aslında tiyatrolar da online'a dönmüş bu arada. Dönmüşler. Bu hafta öğrendim. Süper. İnsanlar bilet alıp izleyebiliyor evinden. Bir gün burada Elif'le Dilara ile bir de bir Hamlet yapalım. Olur. Evet, başlama yaparız. Ya, her sanat, şey yaparız. Hakikaten sanat insanı besleyen, vizyonunu genişleten değil mi? Şöyle, bir tabii. Olgu. Ama bana diyorlar ki Meral Hanım çok konuşma, başlayalım. 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 Şimdi ne yapacağız? Şöyle, şimdi bir soru bulmamız lazım önce. O soruyu soracağız. Hatta ekranda da pinleyeceğiz onu. Bizim yöntem o. O soruyu tamam. Görecek insanlar, katılımcılar. Ve sesli harfle biten bir cevap yazacaklar. Biz de onu o anda şarkıya çevireceğiz ve önce biz söyleyeceğiz, sonra siz söyleyeceksiniz. Eyvah, yandınız. Gerçekten yalnız. Bu arada hemen söyleyeyim. İkinci bölümde genetik geçişli hastalıkları Aret Kamar'la konuşacağız. Aret Kamar hazırlanıyor efendim. Yani programda müzik var, ardından pandemi şarkılarının ardından Aret Kamar var. Hemen söyleyeyim. Peki şöyle diyorum. Başlatıyorum. Efendim, pandemi bittiğinde ilk olarak ne yapacaksınız? Siz süper. Yazın, biz şarkıyı burada besteleyip söylüyoruz. Başlayalım. Şimdi bu soruyu bir yazalım önce. Evet. Pandemi şimdi döneminde... Şimdi doğaçlamayı gösterelim. Sonrasında şarkılarımızı da çalarız. Evet, pandemi döneminde... Pandemiden sonraki şarkımız var. Evet, ben de söyleyeceğim tabii, ne demek. Pandemi döneminde, tamam, bittiğinde maskeleri fırlattığımıza kep atmak gibi. Ne yapacağız ilk olarak? Şimdi hadi biz... yazın bize. Aynen, biz nasıl göreceğiz? Şimdi ben bundan sonra yardımcı olurum. Evet. Müzik başladı. İlk yorumla birlikte şarkı da başlayacak. Hadi ben başlatıyorum arkadaşlar. Pandemi bittiğinde kumsallarda koşacağım. Pandemi bittiğinde kumsallarda koşacağım. Eğleneceğim. Evet, yazın arkadaşlar. Tüm arkadaşlarıma, öğrencilerime, özgürlüğüme yürüyeceğim. Havayı koklayacağım. Evet. Harika, devam. Hadi. Büyük bir parti vereceğim. Kaldığım yerden devam edeceğim. Çok iyi. Havaya kuş yapıp fırlatacağım. Uçacaklar. Kara kara karışıp eve girmeyeceğim. Dans edeceğim. Sevdiklerime sarılacağım. Metrobüse bineceğim. Aynen, ben de aylardır bilmiyorum. Sizi şu haberden buldum, bu konumuzla ilgili değil. Ama olsun. Tatile gideceğim. Sürekli havalimanına gideceğim. Pembe valizlerimle Nepal'e gideceğim. Çok iyi. Nepal'e gideceğim. Uzun süre eve girmeyeceğim. Aileme sıkı sıkı sarılacağım. Şimdi devam. Hanımlar mikrofonu elimize alsak, ses daha iyi gitse bütün programı böyle bir sunacağım. Tam olarak başlayınca böyle olur işte bizim konserlerde. Başlayınca duramıyor insan, bir kere şarkı söyleyince. İstanbul'u kırış kırış gezeceğim, tüm konserlere gideceğim.
gideceğim şimdi sizde. 24 TV'de kalmaya devam edeceğiz. Nepal'de kaldım. Nakarat yaptım. Allah Allah. Sahilde yürüyeceğim. Aşık olmak isteyen neden yok? Bize dün akşam bayağı gelmişti aşk. Sosyal müzik yapıyoruz, konserine gideceğim. Süper olur, balayına gideceğim var dedi. Bütün konserlere ona söylemiştik. Çünkü aşık olacağım. Evet geldi. Allah aşkına. Aşık olacağım. Geldi mi? Ha geldi evet. Maskesiz koşacağım. Sonra da onları koklayacağım. Harika. İstiklal'de yürüyeceğim. Havaya bakacağım. Maskesiz gezeceğim. Anneme babama sarılacağım. Anneme, aşık olup babam, sokakta koşacağım. Anneme babama sarılacağım. Kebapçılara gideceğim. Lahmacunu löp löp götüreceğim. Hayatta aşkla bakacağım. Merhaba Hasan Arslan. 37-18. Biraz da kendimi söyleyeyim. Evet. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Sizin şahane bir pandemi şarkınız da var. Doğru. Evet. Değil mi? Doğru. Olur. Baharla başlıyor. Evet. Mart'ta başladı ya. Evet. Aynen. O şarkıyı söyleyelim mi? Hadi söyleyelim. Hadi o şarkıyı söyleyelim. Güzel olur. Şimdilik ara verelim mi canlı yayına yoksa devam etsin mi? Bence aksın. Aksın ya, aksın. Bize tamam. Katılsınlar, fikirlerini yazsınlar. Biz böyle zaten samimi bir yayınız. Onlar yıllardır bence alışıklar. Süper olur. Hem de arada belki söyleriz onların yazdıklarında. Evet. Son 2-3-4 da 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 da. Baharın ilk günüydü, çıkıyorduk parka. Parkı izliyoruz camla çocuklarla. Elimde kolonya, kedimle baş başa. Tavana bakıyorum, ne güzelmiş aslında. Börek ve makarna, ustalaştım valla. Şişmanlamayacağım, inat sana korona. İşler ertelendi, hayat dur verdi. Umudu kaybetmem, hayallerim var hala. Korona ayırsa da, müzik birleştirdi. Sosyal müzikle döküyoruz içimizi. Da da re di da, da da re di da, da da re di da, da 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 da, da da re di da, da da re di da, da da re di da, da 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 da. Biraz sohbet de edelim. Hadi edelim. Edelim. Şimdi 11 Mart artık sahneler küçükten küçükten kapanıyor. Hı-hı. Evlerde oturuyoruz. Bu arada ben 45 gün oturdum tek başıma. Çok of, fenaydım. Tek başına çok zor. 45 gün oturdum. Sosyal müziği o zaman başladık. Bize katılacaktınız. Bileydim. Aynen öyle. Her hafta yapıyorduk bir de o zaman. Ya peki aynen. Şimdi nasıl yapıyorsunuz bu işi? Yurt dışında da projelere katılmışsınız, evet. Değil mi? Okudum doğru. Onu. Tabii. Aynen. Aslında bunu Zoom üzerinden de yapıyoruz. Instagram'dan yaptığımızı. Süper. Belli küçük gruplarla bunu yabancılarla da yapıyoruz. İngilizce olarak da yapıyoruz. Herkese açık atölyelerimiz de var. Kapalı gruplarla da yapıyoruz. İşte şirketlerde de yapıyoruz gibi gibi aslında. Ve şöyle yapıyoruz. Belli bir dönem mesela 1,5 saat birlikte oluyoruz Zoom'da diyelim ki. 1,5 saat. Evet. Süper. Evet. Öncesinde oyunlarımız oluyor. Bir buz ısıtıyoruz. Evet. Evet. Buz kırıcılarımız. Çünkü herkes bir anlam ilk başta bir normalde de canlı canlı olduğu zamanda da atölyelerde
insanlar anlayamıyor ilk başta nasıl başladığını. Tabii öncesinde drama yaptırıyoruz. Yani bizim Elif'le bu işin içinde olmamızın ilk başında aslında... Ama sesler de süper tabii. Ne yapabiliriz? Yok estağfurullah biz aslında şeyiz hani... yani sesimiz tabii Emre Veren'e göre biraz daha belki eğitilmesi gereken bir ses. Ama işte bu birazcık cesaret veriyor. Hani rahat şarkı sadece insanlar genelde banyoda çok güzel şarkılar söylerken... Ekolu ya. Tabii tabii. Hatta Woody Allen'ın bununla ilgili böyle esprili bir filmi vardı. Biz de hani aslında herkes bir gün şarkı söyleyebilir. Kesinlikle. Herkes bir gün fikir şarkı sözü yazabilir. Yolu düşüncesiyle. Ana fikir bu muydu? Yani herkes aslında içindekini şarkılarla dışarı çıkarabilir. Çıkarsın. Mesajını iletsin, içini döksün şarkılarla İfade gibi bir şey. İfade etsin kendisini. Aynen öyle. İstediği şekilde. Bir şeylere, kılıflara bağlı kalarak yani değil. Yani müzik... Her konuda şarkı söylenebilir mi? Şarkı her sözü konuda. Yazılabilir kesinlikle, mi? Kesinlikle, kesinlikle. Her konuda. Biz 30 konuda şarkı yaptık şu ana kadar. Hadi ya. Ve yakında yapmadığımız konu kalmayacak bu bence. Bu 30 konu pandemiden sonra yaptığımız 30 şarkı aslında. Evet. Ondan önce de canlı atölyelerimizde... 3 yılı var. Atölyelerimiz o zaman yani şeye göre hani çıktı. Sahne aldığımız yere göre 1 saatle 3 saat arasında sürüyordu. 3 saat olunca konular çok değişiyor, çok böyle bir kaynaşıyor. Valla ben şunu da soracağım. Hakikaten şu an ekonomik olarak da kolay değil ve sahne sanatları çok sekteye zor. Uğradı. Çok zor. Ve aynen. İnanılmaz yazıyorlar. Tiyatroya gideceğim, konsere kesinlikle gideceğim. Ya. Çok mutlu oluyorum. Çok teşneyiz, çok özledik. Mükemmel ama değil açılana mi? Kadar da bize gelebilirler mesela veya evet. Online tiyatrolara gidebilirler. Online her konserlere akşam yapıyor musunuz yayın mutlaka? 2 haftada bir cumartesileri yapıyoruz. Azmış. Ya az çünkü iş yani aslında operasyon. Aslında öncesini de söyle. Biz korona ilk çıktığında bizler 16 Mart'ta eve kapandığımız süreçte. Evet. Ben 14 Mart'ta Zorlu'da oyunumu oynadım. Bir daha da sahneye çıkamadım. Dedik ki ne yapacağız? Ne yapacağız? Bizim bir ateşimiz var. Bunu dışarı yansıtmamız gerekiyor. Nasıl bir yol bulabiliriz? Oturduk hep birlikte konuştuk. 20 Mart'ta böyle bir şey yapmaya karar verdik. Ve bunun akabininde her hafta biz bunu yaptık. Ve şöyle bir şey oluyor. Her hafta bunu yaptığınızda her hafta klibi çekmeniz gerekiyor. Ha, her hafta şarkılar var. Tabii klip de kayıt, var. Klip, kayıtlar, işte şarkı sözlerinin toplanması. Sözleri. Çok profesyonel çekiyorsunuz. Bestenin yapılması. Zaman. Yani açıkçası biz eskiden beri zaten müzik yaptığımız için Dilara ve Elif de anında uyum sağlayabildikleri için aslında müziğe. Evet. Son 2,5 dakika. Ah tamam. Tamamdır. Hadi başlıyoruz. Canlı yayına katılıyorsunuz. Çok zorlanmadık yani. Hadi ne yapalım? Hadi yazıyoruz. Hadi yazsınlar. Çünkü 2,5 dakika var. Şimdi başka aynı konuda devam ediyor muyuz? Ne konu? Hadi bir ana başlık söyleyelim. Hadi başka bir şey. Ne söyleyelim? Önerisi olan yazabilir mi burada bize? Herhalde ilk kez biz yapıyoruz böyle bir canlı yayını biliyor musunuz? Belki dünyada ilk kez. Canlı yayında canlı yayın. Evet, evet şarkı söylüyoruz seyirciyle interaktif. Evet. Konuyu hadi. Kim söylüyor? Hadi ben başladım müziği. Oo tamam. Yazan var mı? Aynı konuda yani mı devam edelim o zaman? Neleri özledik diyorlar. Mutluluk, özledik, mutluluk, hadi. Mutluluk. Mutluluk, mutluluk. Hadi. Yazalım hadi yorumları. Sizi ne mutlu eder? Evet, sizi ne mutlu eder? Hadi yazın lütfen. Bu karantina günlerinde. Siz de başlayın. Fikriniz. Mutluluk ne demek senin için? Güzel bir pazar kahvaltısı. Mükemmel. Ve canlı yayına çıkmak sabah köründe. Süslenip rujumu sürmeden asla. Mükemmel. Ben geldi. De saçıma sprey sıktım. Pazar ne güzel da. Yaptın Eren, mutlu musun? Sen de. Ben ne yapayım, ruhsuz çıktım. Bir saniye kala gelip sürdüler bana. Mutluluk her yerde, her zaman. Elimizin altında. Biraz da yorumları okusak mı acaba? Yorum geldi mi bu? Mutluluk şarkı söylemektir. Kesinlikle. Mutluluk müziktir. Güzel bir kahve içmektir. Fal da olsa arkasından fena olmaz. Kesinlikle. Mutluluk. Yağmurda yürümek. Mutluluk biz yayındayken rejide olmakmış. O zaman biz de olalım rejide arada. Canlı yayına çıkmak yerine şeysizde. Mutluluk nefes almaktır.
Mutluluk elindekileri saçmaktır. Oğlumun gelebilmesi yurt dışından. Bizleri tanımak da mutlulukmuş bir yandan. Başka? Mutluluk, özgürlüğüm. İnsanları kucaklamak. Mutluluk belki de en çok sağlık, sıhhattir. Sağlık gülmek, güldürmektir. Mutluluk sabah uyanacak enerjiyi görmektir. Teşekkür ediyorum orada. Mutluluk çocukları gülümsetir. Evladını koklamaktır, değil mi Aret hocam? Hadi bir nakarat bulalım şimdi. Bitirmeden, evet. Mutluluk nedir? Mutluluk her şeydir. Bilmiyorum ki nasıl bir kırmızı. Barış mutluluktur. Sağlık, barış mutluluktur. Güzel oldu. Sosyal müzik atölyesini konuk etmek şahane bir mutluluktur. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Var olun. Çok güzel başladık. Her programa böyle başlayalım. Olur. Şahanesin. Hakikaten süper çok olur. Açıldık ediyorum. Ya kendimize geldik. Sağ olun efendim. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Evet, sağlık devam ediyor tabii. Doktor Aret Kamar, çocuğumu alıp sarılmak, mutlu olmak istiyorum diyen anne baba adayları için birazdan yayında olacak. Bizden ayrılmayın. Hastalık başlangıcından itibaren yaklaşık 7-8 gün sonra önce IgM antikoru pozitifleşmekte. 15-20 gün sonra da IgG pozitifliğini görmekteyiz. Bunu asemptomatik olarak, yani belirtisiz, fark etmeden korona enfeksiyonu geçirenler için kullanabiliriz. Belli bir süre sonra IgG pozitifliklerini saptayabilirler. SMA, talasemi gibi genetik geçişli hastalıklar genetik tanıyla önlenebilir mi? Genetik tanı nedir? Kimlere yapılmalı? Tüp bebek tedavisinde aşamalar neler? Tüp bebek uzmanı operatör doktor Aret Kamar sağlık merkezinde sorularımıza cevap veriyor. Evet sevgili seyircilerimiz, ne konuşacağız? Özellikle son dönemde genetik geçişli bazı hastalıklar var. Kimi nadir görülen hastalıklar, SMA gibi, diğer kas hastalıkları gibi, talasemi, Down sendromu gibi. Tüp bebek tedavisinde genetik tanıyı konuşacağız. Çünkü bazı hastalıklar genetik tanıyla tespit edilebiliyor erkenden. İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi'nin değerli kurucusu operatör doktor Aret Kamar bizlerle. Ekranda gördüğünüz numaralardan 0530 047 05 ve 06 sizleri bekliyoruz. Sorularınız için anne baba olmak isteyenler lütfen bizi arayın. Hocam hoş geldiniz. Günaydın Meral Hanım. Nasılsınız? Bugün çok hızlı başladınız. Bugün çok süratliydik. Sesiniz de güzelmiş bu öyledir, arada. Yani. Herhalde öyledir. Programdan sonra teklifler alacaksınız. Bana aslında öyle geliyor. Aslında size de söyletecektim ama hocam yok der diye ben ısrarcı olmadım. Hocam şimdi biz son dönemde gündemimizde genetik geçişli hastalıklar çok fazla var. Ama şöyle zannediliyor, bu bir kaderdir. Değil mi? Yani bunlar tespit edilebiliyor. Kesinlikle kader değil. Daha önce bazı programlarda yine bunu konu etmiştik. Maalesef yurt dışından bu konuda bize çok talep olduğu halde Türkiye'den o kadar fazla talep olmuyor. Özellikle bu genetik hastalıkların, on binlerce genetik hastalık var tabii. Ne olduğu bilinirse bugünkü teknolojide tüp bebek tedavisi, aynı zamanda çocuk sahibi olmak dışında bu hastalıkların geçişini de engelleyebiliyor. Artı
Eğer bir kan hastalığı var da bir kemik iliği nakliyle bu hastalık düzelebilecekse, biz hasta olan çocuğun kemik iliğini de temin edebilecek bir çocuk da dünyaya getirebiliyoruz. Yani hem sağlıklı, dünyaya getirebiliyorlar, sağlıklı. Evet, hem sağlıklı hem de o doğan kardeş doku grupları uyduğu için birinci çocuğa kemik iliği nakli de yapabilecek vasıfta bir çocuk dünyaya getirebiliyoruz. Dolayısıyla tüp bebek artık çocuk sahibi olmanın yanında ucu açık. Çünkü her gün yeni bir hastalığın genetik kodunun hangi kromozomun neresinde olduğu da ortaya çıkıyor. Yani bugüne kadar bildiklerimizin yanında her gün bu testler daha da ilerliyor, daha da komplike hale geliyor. Çok daha kolayca biz hastalıklara ulaşıp hastalığın ne olduğunu anlayıp ondan sonra bu hastalığın bu genden kaynaklandığını bilip değişik testler yaparak bebeği içeriye koymadan evvel bu testlerin olup olmadığını, bu çocuğun vereceğimiz embriyonun bu hastalığı taşıyıp taşımadığını tespit edebiliyoruz. Yanılgı payı var mı? Tabii ki var. Ne kadar? %1, %2. Ha, o kadar o kadar yanılgı payı var. Dolayısıyla onu da şöyle anlayabiliyoruz. Bu testleri yaptırıp rahim içerisine bebeği koyduktan sonra o tabii bilinen kromozomal problemler var, bilinmeyen kromozomal problemler var. O bebeğin sağlıklı olup olmadığını tekrar istersek anne karnındayken daha dünyaya gelmeden su alarak bebekten sağlıklı olup olmadığını da anlayabiliyoruz. Dolayısıyla bugünkü teknolojide artık istersek biz sağlıklı bir bebek dünyaya getirebiliriz. Ama şöyle anlaşılmasın. Mesela biz tüp bebek yaptığımız zaman bebeği içeriye hani dışarıda görerek koyuyoruz ya. Tamam. Zannediyorlar ki ha siz güzel spermi seçiyorsunuz, güzel yumurtayı seçiyorsunuz, güzel ve sağlıklı bir embriyoyu görüyorsunuz da seçiyorsunuz. Dolayısıyla tüp bebek yaptığımız zaman sağlıksız bir bebek dünyaya gelmez. Böyle bir şey yok. Bunun çalışmaları hep yapılmış. Tüp bebek yapsak dahi çocuklarda olabilecek hastalıkların belli bir oranı var ve o oran hiç değişmiyor tüp bebek yaptığımızda. Biz sadece bebeğin bilinen bir hastalık varsa o hastalığın bebekte olmasını engelleyebiliyoruz. Ama aynı anda on binlerce hastalığın bebekte olmamasını sağlayabilecek bir teknoloji bugün için yok. Sadece hastalık bilinecek, o bilinen hastalık için bebeği içeriye koyarken taşıyıp taşımadığı bakılacak. Şimdi şöyle söyleyeyim, kas hastalığı var. Atıyorum SMA. Ve benim bir tane evladım var. SMA hastası. O aileleri de kucaklıyorum buradan. Hakikaten Allah kuvvet versin ama dün Sayın Bakan'ın çok güzel bir açıklaması oldu. Hem tarama programları için çalışmalar yapılacak hem bu genetik tedaviler için diye dün Sayın Bakan'ın bir açıklaması vardı. Onu da hemen ileteyim. Bir SMA'lı evladım var ama ben ikinci bir evlat istiyorum. Bunu tüp bebek tedavisiyle yapmak ve genetik incelemeyle yapmak mantıklı olan mı? Orada nasıl işliyor? Kesinlikle. Sistem? Nasıl şimdi işleyecek? SMA'lı bir çocuğumuz varsa SMA resesif kalıtımla iletilen bir şey. Yani anne ve baba bunu taşıyacak. Tamam. Ama taşıyanlarda tabii hiçbir belirti olmuyor. Evet. Ama çocuğa geçmesini önlememiz gerekiyor. Şimdi bunu tabii eğer Sayın Bakan'ın dediği gibi evlenen çiftlerde talasemi gibi ki talasemi bakılıyor. Talasemiyi bakmak kolay. Bir kan sayımı yapıyorsunuz. Kan sayımında hele hemoglobin elektroforezde bakarsanız yani hemoglobin çeşitlerine bakarsanız talasemi olup olmadığını herhangi bir genetik araştırmaya gerek kalmadan anlayabiliyoruz. Ama SMA gibi genetik kodlar üzerinde hangi kromozomun neresinde hangi mutasyonda olduğu bilinen hastalıkları araştırmak gerekiyor. Eğer bunun için bir tarama yapılabilirse tabii ki SMA'lı çocuğun olmaması sağlanabilir. Çünkü çiftler evlenirken kadın ve erkeğe test yapıldığında en azından bir tanesine yapıldığında mesela bir tanesi SMA'yı taşımıyorsa öteki taşıyor olsa bile bu hastalık bir sonraki nesle geçmeyecektir. Aynen. Bunu önlemek çok mümkün. Dolayısıyla bunlar çok kolay genetik kodlar üzerinde tarama programlarıyla, tarama testleriyle anlaşılabiliyor. Laboratuvar ortamında zaten muazzam gelişmeler var sizin merkezlerinizde. Peki hocam yine talasemi çok sık görülen bir kan hastalığı. Ve ben biliyorum ki
Türkiye'de pek yaygın değil. Yani bunlar çok bilinmiyor ama esasını ben biliyorum. Azerbaycan'dan hastalarınız geliyor, Balkanlardan geliyor. Onları getireceğiz programa. Daha önce hep yarım kaldı. Sonra yani bu pandemi çıktı. Evet. Kendileriyle de haberleşiyoruz. Çocuklar doğdu. Doğduktan sonra talasemi olmadıkları ve aynı zamanda doku grupları da birinci çocuğu tedavi edebilecek gibi oldukları saptandı. Kemik iliği şu anda yapıldı mı yapılmadı mı onu bilmiyorum ama hepsini davet ettik. İnşallah bu pandemiden sonra getireceğiz. Bunların bilinmesi lazım. Bunlar çok önemli şeyler. Sağlıklı bir nesil çok önemli. Gerçekten bu böyle çocuklar doğduktan sonra aile perişan oluyor. Yani o çocuğu iyi edecekler diye. Hem tedavi çok maliyetli, harcanan para, çekilen emek. Yapıyorsun düzelmeme ihtimali var. Bu çocuklar kaybediliyor. Dolayısıyla böyle bir çocuğun doğmaması her zaman için daha tercih edilen bir şey. Hele ülkemiz gibi akraba evliliklerinin olduğu ülkelerde maalesef öyle. Çok sık olarak böyle hastalıkların ortaya çıkışı söz konusu olabiliyor. Mesela Akdeniz ülkelerinde talasemi biliyorsunuz Akdeniz ülkelerinin daha çok bir hastalığı. Mesela Antalya'da %10'ları bulabiliyor talasemi taşıyıcılığı ve bunların mutlaka bakılması lazım. Tüp bebekte hasta seçimini soracağım. Neden soracağım biliyor musunuz hocam? Şimdi herkes şöyle zannediyor. Siz bu merkezleri açtığınızda sadece çocuk spontan yapamayanlar geliyor zannediyorlar. Aslında durum öyle değil. Kesinlikle öyle değil. Değil mi? Tabii ne ki. Hikayeler var? Ya ne hasta hikayeleri var? Çocuk sahibi olmayı sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Tabii bunun bir kolunda işte sperm yetersiz, yumurta yetersiz, biz çocuk sahibi olamıyoruzlar var. Kanser oldum, çocuk yapacağım ama şu anda yapamıyorumlar evet. var. İşte daha önce bir cerrahi geçirdim, rahmime bir zarar geldi, bu rahmi düzeltelim de ondan sonra çocuk yapalımlar var. Menopoza girmek üzere olan kadınlar var. Daha önce hasta çocuk doğurdum, bir daha doğurmak istemiyorum. Ya da çocuğu doğurdum, çocuğum hiçbir şey anlamadan hasta oldu, öldü. Neden öldüğünü bile anlamadık. Bunun çaresini bulalım, bir dahaki çocuğum böyle olmasınlar var. Arka arkaya kayıp tekrar gebelik. Tekrar düşük yapanlar, gebelik evet. kaybedenler, küçük kaybedenler var. Bir aylık, 1,5 aylık büyük kaybedenler var. 6 aylık, 7 aylık. Karnımda öldü, karnımda büyütemedim, erken doğuruyorumlar var. Her şey var. Yani bir çocuk oraya girdikten 9 ay sonrasında sağlıklı o mis kokusuyla çıkana kadar olabilecek bütün problemler çocuğun hiç olmamasından hasta ve sağlıksız olmasına kadar her şeyin çaresini biz bir şekilde bulmaya evet, çalışıyoruz. Yani ben hep bunu söylüyorum, tüp bebek tedavisinin türlü sebepleri var. Evet. Öyle sadece çocuğum olmadı, birinciyi yaptım, ikinciyi de doğurmak istiyorum falan değil. Ne hikayeler var. Hele ki hocam gibi 30 küsur yılını evet. bu tedavilere değil mi harcayan bir hekim için. Peki o zaman şöyle soralım. Genetik tanı, preimplantasyon genetik tanı diyorsunuz ve giderek daha yaygın hale geliyor. Ama genetik tanı her tüp bebek hastasına, her anne adayına yapılmalı mı? Yoksa orada belirli kriterleriniz var mısın? Evet, çok güzel bu soru. Çünkü bu gitgide böyle sanki herkese yapılması gereken bir şeymiş gibi algılanıyor. Şimdi uygun hastalarda yapılabilir. Kadın mesela, bir hasta örneği çizelim. 40 yaşına gelmiş. Diyor ki ben diyor işte çocuk sahibi olmak istiyorum ama sağlıksız bir çocuğum da olmasın istiyorum diyor. Yapılabilir. Ama dediğim gibi daha önce genetik tanının yapılırken bir içeriye koyarken kromozomların sayısına bakılan genetik problemler var. Hı hı. İşte trizomi 21'ler bilmem Turner sendromu falan gibi şeyler. Bunlar çok basit, önceden bir hazırlık olmadan yapılan testlerdir. Bebeği içeriye koyarken bir hücre alınıp embriyodan onun genetik yapısı bakılır ve o sağlam olan embriyo içeriye konur. Bir de böyle bir hastalık taşıyıcılığı varsa bunların tedaviye başlamadan evvel hazırlığının yapılması lazım. Yani bir hastalığın kromozomun başka başka yerlerinde olabilecek mutasyonlarla ortaya çıkabilme ihtimali var. Dolayısıyla ilk önce bir hastalık varsa ortada, o hastalığın hangi kromozomun hangi adresindeki olmuş olan bir değişiklikten kaynaklandığını bulmak lazım. Bunun için genetikçiler 1-2 ay bir hazırlık yapıyorlar. Hı hı. Bebeği içeriye koymadan tanıyabilmek için. O hazırlık bittikten sonra genetikçilerden biz hazırız dediklerinde hastanın tedavisine başlıyoruz. Ve ondan sonra hücreleri genetik merkezine yolluyoruz. Onlar da
hangilerinin sağlıklı, hangilerinin sağlıksız olduğuna bakıyorlar. Kaç hastalık tespit edilebiliyor? On binlerce hastalık var. Hepsi tespit edilebiliyor mu? Tespit edilebilen şu anda. Edilemeyenler de var. Her geçen gün o paneller gitgide büyüyor. Müthiş ya. Mesela bir çocuk doğurdu bir çift. O çocuk hastaydı. İşte testleri yapıldı, bilmem ne yapıldı filan derken çocuk vefat etti. Ve neden vefat ettiği de tam olarak anlaşılmadı ama çocuk doktorları genetik bir hastalık olduğundan şüphe ettiler. Mesela aile tekrar bir çocuk sahibi olmak istedi ama korkuyorlar tabii böyle bir çocuk bir daha dünyaya gelir mi diye. Çoğunda tabii akraba evliliği de var dediğimiz gibi. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Kadına ya da erkeğe bir o paneli, on binlerce hastalığı bir anda tanıyan paneli yapıyoruz. O paneli yaptığımız zaman içlerinden mesela bir tane diyoruz ki bak bu kadın şu hastalığın şu mutasyonunu taşıyor. Tarıyor çünkü kromozom yapısını. Taşıyorsa erkeğe de bakıyoruz. Erkek de taşıyorsa aynı kromozomun aynı yerinde hata varsa bunlar bu hastalığı taşıyordur demektir. O zaman o çocuğun o hastalığı taşımaması sağlanabiliyor. Ama daha önce söylediğim gibi benim çocuğum hiç hasta olmasın. Bu on binlerce hastalığı bir anda tarayalım gibi bir ihtimal yok. Çünkü her birisinin bir maliyeti var. 10.000 tane hastalığı taramak için 10.000 kere aynı maliyeti ödemek gerekiyor. Evet, bu mümkün bunun değil da zaten. Altından kalkılmaz. Diyarbakır'a döneceğim. İzleyiciler diyor kedi tüp bebek sorusu soracağız. Meral Hanım. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Buyurun, buyurun. Hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Buyurun. Hocam ben 2 ay önce tüp bebek yaptım. Yaşım da 25'ti. Yani doktorlar gayet umut verdi dedi, umutluyuz senden. Ama eşimin spermleri düşük olduğu için dedi onda bir sorun yok yani dedi olabilir tüp bebek. Sonra işte yaptık, bebeğimiz tuttu, tutmadı değil. Hatta ikiz de yaptık, tuttu ikisi de. Ama yaklaşık 10 gün falan yaşadığını hissettim. Sonra düştü yani, tutulmadı bende. Doktora sordum işte kendi dediğim doktora dedi vücudundan beslenememiş, vücudun kabul etmemiş dedi. Evet. Genetik testleriniz yapıldı mı? Ya, kan tahlili falan yaptılar ama bir de... Karı koca genetik testleriniz yapıldı mı? Hayır. Yapılmadı. Peki. Tamam. Hoşçakalın hanımefendiciğim. İyi pazarlar olsun. Şimdi tam özellikle genetik test herkese yapılmalı mı dedim. Siz hastaya, hanımefendiye sordunuz. Size yapıldı mı? Mutlaka yapılması lazım. Bu hastalığına. Her hastaya değil. Ama şu anda genetik testler çok pahalı zannediliyor ama gitgide de ucuzladı. Aslında tüp bebeğin testleri içerisinde herkese yapılmasında fayda var. Çünkü bazen spermi normal, yumurtası normal olan bir kadında bile tesadüfen ya da bir erkekte tesadüfen bir kromozomal problem çıkabiliyor. Mesela en sık bizim translokasyonlarımız var. Translokasyonlar kromozomu bir parçasından bir parça kopuyor. Başka bir kromozomu bilmem neresine yapışıyor. Şimdi öyle olduğu zaman... Bireyde bir problem yok. Çünkü onun kromozom bütünlüğünde herhangi bir sıkıntı yok. Bir parça bir yerden kopmuş, bir yere yapışmış ama yekünde kromozom sayısında bir sıkıntı yok. Onun için onda bir belirti yok. Ama iş çocuk yapmaya gelince, şimdi kromozom yapısında bir kromozom var, bir parçası kopmuş, eksik bir kromozom. Bir de bir yerde başka bir kromozom var. O kopan parça gitmiş oraya yapışmış. O da fazla bir kromozom. Tamam. Şimdi bu kromozomlar bebeğe gittiği zaman bebeğin kromozomu ya 46'nın altında oluyor ya 46'nın üstünde oluyor. Dolayısıyla sağlıksız bir çocuk oluşuyor ve düşükler söz konusu olabiliyor. Şimdi kimlere kromozom testi yapalım? Biz en çok daha önce zaten düşüğü olanlara mutlaka yapıyoruz. Hanımefendinin mutlaka yaptırması lazım. Hiç fark etmez. Bir tane düşükte bile yapıyoruz. Hiç kimse İkinci düşüğe tahammülü yok. İki düşük, üç düşük üst üste olduğu zaman zaten çift bunalıma girmeye başlıyor. Tabii. Bir düşük varsa bile, hatta biyokimyasal dediğimiz işte kan testinde gebelik tespit edildi ama büyümedi gibi bir durum varsa bile mutlaka karı koca genetik testleri yapıyoruz. Çünkü bugün genetik testler devlette de yapılıyor ama özelde de yaptırdığınız zaman çift başına yani birey başına 400 lira gibi dolar değil lira gibi bir rakamı var. Yani hiç yapılmayacak çok pahalı şeyler değil. Dolayısıyla mutlaka yapmak lazım. Kadının mesela yaşı genç, yumurtası az. Normalin dışında bir şey gördüğünüz zaman olmaması gereken bir şey yapmak lazım.
erkeğin spermi düşük, hanımefendinin söylediği gibi. Mutlaka yapmak lazım. Bu sperm düşüklüğü acaba erkekteki bir kromozomal bozukluktan mı kaynaklanıyor? Ondan olabilir mi? Olabilir. Şimdi bu en kolay. Yani bebek buraya yerleşti ama büyümedi. Beslememiş vücudun. Niye beslemesin? Belki de bebekte bir problem vardı. Şimdi biz bu düşükleri bir kere eğer böyle hani ultrasonla görülebilir bir hale geldiyse, düşük kadın büyümedi diyelim ki bebeği, mutlaka bebekleri oradan alıp onları genetik incelemeye tabi tutuyoruz. Yani bir çocuk büyümediği zaman tabii ki iki sebebi var. Ya rahimin istenmeyen bir yerine yerleşmiştir, bebek gelişememiştir. Hı hı. Ya da zaten bebeğin kendisi sağlıklı değildir. Şimdi bu çift bir daha çocuk isteyecek, istiyorlar işte. Onun için düşük yaptığı zaman bir çiftin mutlaka o bebeğinin, yani büyümeyen bebeğinin neden büyümediğinin araştırılması lazım. Yani bu tamam büyümemiştir, bir dahaki büyür dememek lazım. Karı koca mutlaka kromozomlara bakılması lazım. Artı tabii o geçmiş şimdi ama düşük yaparken de keşke o bebek oradan alınsaydı, neden büyümediği anlaşılsaydı. Patolojiye değil ama genetik incelemeye tabi tutulması gerekiyor. Çünkü düşüklerin büyük kısmında, özellikle ilk aylarda olan düşüklerin büyük kısmında kromozomal problemler söz konusu. Dolayısıyla ya bu büyümedi, bir dahaki büyür nasıl olsa falan bizim için hiç dememek lazım. Çünkü dediğim gibi kimse ikinci düşüğü yapmak istemiyor. Bizim hastalar içerisinde gebe kalmamayı herkes düşünüyor. Yani bu bir tedavidir. Sonuç olumsuz olabilir. Nasıl olsa bir gün olumlu olur. Ama bir çift önce sevinip de sonra bebeği büyütemediğine karşılaşırsa merkez bile değiştirebiliyorlar. Küsüyorlar. Bazılarının kanaması oluyor mesela gebelik sırasında. Gece oluyor kanaması. Gece sen ona bakmadığın zaman sana küsüyor. Gece baksaydın bebek büyürdü falan gibi düşünüyor. Yani o sana küsecek bir şey bulabiliyor. Dolayısıyla hiçbirimizin istemediği bir şey. Herkes gebe kalsın, doğursun istiyoruz ve sağlıklı doğursun istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa da yapmak lazım. Peki, şimdi genetik olayını önemsediğimiz için biz bugün özellikle gündemleri olduğu için konuşmamız gerektiğini düşündük. Bir de tüp bebek tedavisiyle ilgili hem klasik sorularınızı bekliyorum hem de şunu soracağım. Hasta seçimi önemli dedik ya hocam, sizin çok vurguladığınız bir şey var. Lütfen belirli bir yaş baremine gelmeden ya üreme hücrelerinizi dondurun diyorsunuz ya da çok geç kalmayın. Siz hasta seçiminde bunu çok önemli buluyorsunuz. Tabii ki çok önemli. Tüp bebek tedavisi yapanlar. Değil mi? Çünkü herkes tedavi olduğu zaman bir eziyet çekiyor. Çoğu zaten İstanbul dışından geliyor. Belli bir bütçeleri var zaten. Bunu oraya ayırmak zorundalar ve gebe kalmadıkları zaman üzülüyorlar. Bir kısmı çok iyi anlıyor her şeyi. Tekrar denemek istiyor ama maddi durumları yetişmiyor. Dolayısıyla tabii, bizim için önemli olan bir çiftin sana başvurduğu zaman çocuğu alıp eve gitmesi. Şimdi 40 yaşında bir kadının gebe kalma şansı gençlik döneminin yarısı kadar gibi düşünün. Bir denemede gebe kalma şansı. 40 yaşından sonra gençliğinizin yarısı sonra, kadar. 40 mesela şimdi bir genç çifte 25 yaşındayım dedi. Bir tüp bebek tedavisi yaptığınız zaman eğer yumurtalar ve spermler mevcut ve onları birleştirdiğiniz zaman da oluşan embriyolar güzelse, bu embriyoyu rahme naklettiğinizde gebelik şansları %70'leri 75'leri buluyor. Bir denemede gebe kalma şansından bahsediyorum. 40 yaşında bir kadına embriyolarınız çok güzel bile olsa, yani biz yumurta zaten onlarda bir değişiklik olmuyor. Bakıyorsun yumurta güzel, bakıyorsun sperm güzel, birleştiriyorsun, embriyoya bakıyorsun, embriyo da çok güzel. Ama rahme koyduğunuz zaman 40 yaşındaki beklenti %30-35 civarında. 43 yaşındaysa kadın, rahme aynı güzellikte embriyoları koysanız bile gebelik beklentisi %15'lerde, %10'larda, %15'lerde maksimum %20. Rahim yaşlanmıyor değil mi hocam? Rahim yaşlanmıyor. Rahim yaşlanmıyor. Bunu nereden biliyoruz? Bunu çok iyi biliyoruz. Bunu yurt dışında birçok yerlerde yumurta nakli diye bir şey var işte. Evet. Başka kadından yumurta alınıp rahme konuyor. Öyle olduğu zaman bakıyorsunuz işte duyuyorsunuz 60 yaşında kadın doğurdu. Ama yani, onu öyle bir haberleştiriyor ki gazetecilerde, insanlar zannediyor ki. Haber değil bunlar. Bunlar bu doğru haberler değil. Lazım, yapılmaması değil mi? Gerekir. Yanıltıyor. 60, şimdi o zaman ne oluyor? Hasta sana geliyor. Efendim diyor, nasıl olur diyor. Siz niye böyle konuşuyorsunuz diyor. Bakın diyor 60 yaşındaki kadını Amerika'daki doktorlar doğurtuyor diyor. Ama şimdi onu doğurtmak mesele değil.
O zaman sen hani Amerika'dakiler çok başarılı, sen başarısız gibi bir şey oluyorsun. O doğru değil. Çünkü dediğiniz gibi rahim yaşlanmıyor. Eğer rahim sonradan bir travma görmediyse, kürtajla, ameliyatla bir şeyle, rahim eğer sağlamsa, siz oraya menopoza girmiş olsa bile kadın, yani hiç yumurtası olmasa bile, verdiğiniz östrojenle, progesteronla rahmi bebek tutabilir hale getiriyorsunuz. Bir de oraya güzel bir embriyo koyduğunuz zaman kadın güzel güzel doğuruyor. Eğer sağ salim gebeliği taşıyabilirse tabii. Çünkü yaş büyük olduğu zaman gebeliği taşımak da mesele olabiliyor. Hastalıklar çıkıyor, gebelikte, tansiyon diye. Tabii gebelikte tansiyonu yükselenler, gebelikte başı belaya girenler. Onun için her şeyin güzel bir yaşı var. O yaşlarda bu işleri halletmek lazım. Eğer halledemiyorlarsa da daha önce söylediğimiz gibi yumurta, sperm ve embriyo dondurulabilir. Nasıl donduruluyor? O dondurulanlar sonra çözüldüğünde problem oluyor mu? Manisa'ya dönelim. Günaydın. Günaydın, kolay gelsin. Çok genç bir hanımefendisiniz diye bir hissiyatım var. Doğru mu? Evet. Kaç yaşındayız? 28 yaşındayım. Şimdi şöyle bir durum oldu açıkçası. Ben 2 yıldır işte bebek bekliyoruz. 2 yıldan daha fazla evliyim. Ama yani hiçbir şekilde ne bir gebelik oldu, ne bir hani düşük oldu, hiçbir şekilde pozitif bir sonuç alamadım. Bunun için kadın doğum uzmanlarına başvurdum. Bana HCG filmi çekildi. Evet. HCG filmi sonucunda benim sağ tüpümün yani sona doğru açık olduğunu ama bir kısımdan sonra tıkalı olduğunu ve sıvı biriktiğini söylediler. Ve sağ tüpün alınmadan herhangi bir gebelik oluşmayacağını söylediler. Sağ tüpün aldıktan sonra da tüp bebek uygulanabilir anca size dediler. Açıkçası ameliyat işlemi de biraz beni ürküttü. Hani o yüzden şu an çaresiz bekliyorum. Şimdi yani. Bakın sağlık merkezinin size hizmetidir. Burada kocaman bir maket var. Hidrosalpinx evet, hocam. Evet. Hocam korkmayın diye size burada maket üzerinde şimdi, anlatacak bunu. İzleyin tamam. Şimdi tüpler bunlar, rahim böyle. Biz aşağıdan film çekerken ilacı buradan aşağıdan veriyoruz. İlacın rahmin içerisine doluşu ve tüplerden geçişi ve karnın içerisine dökülüşünü izliyoruz. Bu filmde eğer tüpün buralarına kadar filan ilaç geliyor da kalanından geçmiyorsa, şurada bulunan bu güdükler ya da şişmiş, bazen hidrosalpinks dediğimiz hale gelmiş olabilir. Bu güdükler içlerindeki iltihabi hücreleri rahmin içerisine akıttıkları için sağlam olan taraftan hamile kalmayı da bozuyorlar. Dolayısıyla böyle bir tüpünde problem olanlar tamamen tıkalı olması hiç dert değil. Yani rahimden çıktığı yerden tüp tıkalıysa, burada böyle bir kör boşluk yoksa hiç önemi yok. Ama buralarda bir yerde tıkalıysa bunlar problemdir. Eğer sperm tahlili normal, her şey normal, başkaca hiçbir problem de görmüyorsanız bu tüpü sadece buradan kapatmak bile çiftin öteki taraftan hamile kalmasını sağlayabilir. Yani böyle yani gencecik böyle bir kızda sonra tüp bebek değil de eğer tek problem buysa, sperm de normalse, bozuk olan tüpü almak ya da kapatmak, ikisi de aynı yere çıkıyor, öteki taraftan hamile kalmasını sağlayabilir. Ama şimdi durup dururken tüp kapanmaz. Niye kapandı? Apandisit ameliyatı mı geçirdi? Apandisit ameliyatı sırasında yumurtalığa bir müdahale yapıldı da o sırada mı tüp tıkandı? Bir iltihap geçirdi de karın içerisinde yapışıklıklar mı var? O yapışıklıklar sağ tüpü tamamen tıkadı da öteki tarafı da mı etkiledi? O laparoskopi sırasında ortaya çıkacak. Yani bu filmlerde, rahim filmi çekerken biz sadece ilacın rahmin içerisine dolduğunu ve buradan karın içerisine aktığını görebiliyoruz. Görebiliyoruz ama şimdi tüp bir boru gibi düşünün. Bir gövdesi var. Bu bütün gövdesiyle sağa sola her tarafa yapışmış olabilir ama ucu açık olabilir. Şimdi böyle bir tüpü bu filmde normal görebiliriz. Çünkü ilaç buradan girdi, buradan çıktı, bitti. Ama laparoskopi yaptığınız zaman o açık gibi gözüken tüpün de tamamen bir yerlere yapışık olduğunu ve rahat hareket edemeyeceğini görebilirsiniz. Dolayısıyla böyle durumlarda biz tamam bozuk olan tüpe müdahale ediyoruz ama öteki taraftan hamile kalıp kalamayacağını da ameliyat sırasında değerlendiriyoruz ve ameliyat sonrasında ne yapılabileceğini ona göre karar veriyoruz. Az önce dedik ki evet, yani çocuk yapmak istiyorsunuz, yaşınız ilerlerse sorun yaşayacaksınız. O zaman yumurta, sperm değil mi, üreme hücrelerinizi dondurabilirsiniz. Evet. Nasıl donduruluyor bunlar?
Şimdi sperm çok kolay zaten. Erkek geliyor sperm veriyor. Sonra donduruluyor ve ondan sonra zor, çoğu kadında zaten kanser tedavilerine falan gidiyorlar. Ama işin garip tarafına bakın ki sperm donduran o kadar çok az insan var ki. Aa, o kadar çok az var. Bilmiyorlar mı hocam? Yani akla gelmiyor herhalde diye düşünüyorum. Çünkü şimdi erkekler de kadınlar kadar kanser geçiriyorlar. Daha yani fazla neticede. Biliyor musunuz oran? Testis kanserleri var, genç yaşlarda olanlar var. Mesela bizim kliniğimizde 2 sene evvel kongre yaptığımız zaman şöyle bir oran çıkmıştı. Biliyorsunuz ayda yaklaşık 300-400 kişiye tüp bebek yapan bir kliniğiz. Bütün sene içerisinde sperm donduran 6 kişi vardı. Nasıl ya? Yumurta donduran onun kaç katıydı? Şimdi yumurta dondurmak için kadın bir tedavi görüyor neticede. Evet. Ve yumurtalar büyümesi takip ediliyor. Ve yumurtalar büyüdüğü zaman da normal tüp bebek işlemi gibi genel anestezi altında yumurta toplanıyor. Ve hatta kadın benim yeterli yumurtam var diyebilmesi için biz diyoruz ki en az bir 15-20 tane yumurtaya ulaşsın. Kadın bunu bir daha bazen yaptırmak zorunda kalıyor. Hı. Çünkü bu işi yaptıranların da bir kısmı zaten 1-2 yumurtayı zor verebiliyor ve defalarca yumurta toplatmak zorunda kalabiliyor. Erkeğin çok kolay, bir kere sperm veriyor, milyonlarca sperm çıkıyor. Onu biz bunu birkaç kere deneyecek şekilde partilere bölüp donduruyoruz. Ama erkekler çok az. Çok bilmedikleri az. İçin bilinmiyor. Düşünüyorsunuz bunu. Bilinmiyor. Oysa kanser tedavisi başlamadan. Yoksa çok kolay sperm vermek, sperm verecek ve donacak. Hiçbir eziyeti yok. Hiçbir ilaç tedavisi yok. Şimdi lösemi tedavisi görüyorlar, lenfoma tedavisi görüyorlar, radyoterapi alıyorlar, kemoterapi tabii alıyorlar. Bunların sonucunda bir bakıyorsun sperm sıfır. Ama bir lösemi olduktan sonra, bir lenfoma olduktan sonra ben geleyim de sperm dondurayım sonra tedaviye başlayayım diyen o kadar çok az insan var ki, o kadar çok zaten az insan zaten bu yayınlarda var. Özellikle yani, bundan anlatıyoruz. Yani işte bunların hepsinin artık biliniyor olması lazım. Peki hocam, dondurulmuş embriyolar var ya, çok az vakit var ama Handan kızmasın. O embriyolar kullanıldığı zaman bebekte herhangi bir problem olur mu? Bundan hiçbir, çok korkuyorlar biliyor musunuz? Hiçbir sıkıntı olmuyor. 10 yıl saklanabilir mesela embriyon. 10 yılda doğurmuş olan hastamız var biliyorsunuz. Hı. 10 yıl saklanabilir, 5 yıl da saklanabilir. Bunlar istediğiniz kadar saklanabilir. Bizim embriyoyu dondurmamız sizin difrizde et dondurmanız gibi. Eğer buzdolabı bozulmadığı sürece bir problem olmuyor. Bizde de olmuyor ve hatta şunu söyleyeyim. Bugün biz elde ettiğimiz gebeliklerin %80'i dondurulmuş embriyolarla. Neredeyse taze transferi hiç yapmıyoruz. Çünkü o ya da bu sebeple taze transferi iptal edip şans daha çok olsun diye dondurulmuş embriyo transferi yapıyoruz. Hatta tercih nedeni. Çünkü o daha doğal. Uygun zamanda uygun bebeği içeriye koyuyorsunuz. O daha doğal. %80. Evet. Yumurta topladığımız ayda transfer bile etmiyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Efendim, Sağlık Merkezi'nin bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi sabahı yeniden birlikte oluncaya dek hayata sağlıkla gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin diyoruz. Hoşçakalın.